19. yüzyılın sonlarında batıda sanayi sektörünün gelişmesiyle tasarruflar artıyor, bu da klasik bankacılık sektörünün gelişmesini sağlıyordu. Zaman geçtikçe bankacılığın temel işlevi de değişti. Bankalar kendi koydukları sermaye ile başkalarından mevduat olarak topladıkları fonları faiz karşılığı ödünç vererek gelir elde etmeye başladılar. Zamanla bu bankacılığın temel işlevi haline geldi. Faizsiz bankacılık ihtiyacının 20. yüzyılda İslam ülkelerinde yaşanmaya başlanan sanayileşme hareketleri ve 1970'li yıllardaki petrol fiyatlarının ani artışıyla ortaya çıktığını görürüz. 20. asrın son çeyreğinde İslam ülkelerinde petrol çıkınca zengin oldu bir kısmı. Ve bu ülkelerde bir kalkınma hamlesi başladı. İşte 75 yıllarında İslam Konferansı kurulmuştu. Onunla beraber danışmanlara sordular İslam dünyasında. Bir İslami finans kurumu kurulabilir mi diye. Onun üzerine Cidde'de bulunan İslam Kalkınma Bankası, Arapçası Bank-ı Tenmiye-i İslamiye, İngilizcesi Islamic Development Bank kuruldu. İslam ülkelerinde iktisadi kalkınmayı desteklemek ve İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ticaretin arttırılması, İslam Kalkınma Bankası'nın stratejik amaçları arasında yer aldı. Faizsiz bankacılığın kuşkusuz en önemli modeli de Türkiye'nin de ortağı olduğu İslam Kalkınma Bankası'dır. Bu modelde dendi ki, dört işlem üzerine temel olarak çalışılırsa bu bizim inançlarımızla bir tenakuz arz etmez. Onlar da nedir? Birincisi Arapçası murabaha yani trade, commerce, ticaret yapmak. İkincisi mudarebe yani profit and loss sharing, kar ve zarar ortaklığı sistemi. Üçüncüsü icare yani kiralama yani leasing. Dördüncüsü de şerike yani ortaklık kurma, equity. Böylece bu dört işlemi yapabilirsiniz dediler ve böyle bir müessese kuruldu. Bir faizsiz finans müessesesinin iyi anlaşılabilmesi için paranın İslam'daki rolünü ve fonksiyonunu açık bir şekilde tayin etmek gerekir. İslami cihetten para sadece bir mübadele vasıtasıdır. Bu sebeple paraya atfedilen değer ve bakış tarzı da buna göre düzenlenmelidir. Bizatihi kendisi bir değer olmayıp karşılığında mal veya hizmet varsa kıymeti olan para, bir mal gibi alınıp satılamaz olduğundan insan vücudundaki kan misali dolaşmalı, ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılmalıydı. İslam Kalkınma Bankası da parayı bu açıyla değerlendirmiş oluyordu. İşte İslam Kalkınma Bankası'nın öncülüğünde hareket eden faizsiz bankaların en mühim hususiyeti de para yani tasarruf sahipleriyle müteşebbisi birleştirmesidir. Böylelikle müteşebbis parayı tedarik ederek yatırımı gerçekleştirirken para sahibi de yatırıma ortak oluyordu. Dünyada bütün müteşebbisler, özel sektör güzel şeyleri takip eder. Ve gördü mü de hemen yakalar alır. Batı ülkeleri de bunu gördüler çünkü zaten bu müesseslerin öncüleri orada kurulmuştu. Batı Avrupa'da tabii özel sektöründe en dinamik yeri Amerika olunca onlar bu işi gördüler, yakaladılar. Ve risk capital veya venture capital dedikleri bir isimle müdarebe edemeye mecbur değiller. Aldılar bu sistemi ve kullandılar. Ve en fazla onlar geliştirdiler. Amerika'nın batısındaki, Kaliforniya'nın üstündeki Silikon Vadisi denen yerdeki bütün iktisadi gelişme bu sistemde olmuştur. Bill Gates'i çıkartan bu sistemdir. Faizsiz bankacılıkta gaye, halkın bütün tasarruflarının iktisadi hayata kanalize edilmesi ve riskin paylaşılmasıdır. Yeni icatlar, yeni teknikler, yeni gelişimler, yeni keşifler getiren sanayi ve hizmet kollarında risk fazladır. Bu sahalara girmek için müteşebbis çekingen davranır. İşte Amerika'da devlet bunu gördü ve dediler ki tamam biz size risk mi var? Riski kapitale de bölüştürürüz. Böylece risksiz kapital değil, riskli kapital size alırız. Risk kapital oradan geliyor.
Faizsiz modelde ya ticaret, ya yatırım, ya ortaklık yaparsın ya da hizmet üretirsin. Bunun dışında gelir sağlayamazsın diyen Sabahattin Hoca, faizsiz bankacılığın kazanımlarını gören Batı'nın risk kapitali nasıl uyguladığını şöyle ifade ediyor. Yatırım şirketleri kurdular. O yatırım şirketleri bu yapılacak, yatırım yapacak şirketlerle işbirliği yaptılar, anlaştılar, organizasyon yaptılar ve elde edilecek kar ve zararı bölüşmek şartıyla finansman sağladılar. 80'li yılların ortalarında çoğu Müslüman ülkelerde yer alan faizsiz finans kuruluşlarının sayısı 50'yi bulacak ve sistem 90'lı yıllarla birlikte global bir boyut kazanacaktı. Nitekim bugün dünyanın hemen her yerinde bulunan ve yaklaşık 1 trilyon Amerikan dolarını kontrol eden bu finans kuruluşlarının sayıları 200'ü aşmaktadır. Faizsiz modelin ülkemizde uygulanmaya başlanması da 1980'lerin ortalarında olmuştur. Batı'da Silikon Vadisi'nde bu sistem uygulandı. Rahmetli Özal oradan mülhem oldu ve onun üzerine Türkiye'de güzel bir isim de geldi. Bence de çok uygundur. Özel finans kurumları. Varlık nedeni ve altın kuralı faizsizlik prensibi olan, isimlerini 2005 sonunda yenileyen katılım bankaları, faizsizlik prensiplerine uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modeli. Albaraka, Bank Asya, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans olarak bugün 4 adet olan katılım bankalarının isimlerindeki katılım sözcüğü, bu modelin kar ve zarara katılma prensibine dayalı olmasını ifade ediyor. Katılım bankaları, çalışma prensipleriyle Türk mali sistemini tamamlayan ve geliştiren kuruluşlar olmuşlardır. Bu bankalar, Türkiye'de 1980'li yıllardan itibaren mali sistemimizin kurum ve araçlar yönünden çeşitlenmesi ve derinlik kazanmasına katkıda bulunmuşlar, faiz hassasiyeti sebebiyle klasik bankalara mevduat olarak gitmeyen tasarrufları kar veya zarar ortaklığı esasına göre toplayarak reel sektörün emrine vermişlerdir. Günümüzde HSBC, Citibank gibi pek çok uluslararası kuruluşun sadece kar payı üzerinden fon toplamak ve kar ortaklığı yapmak üzere pencere anlamında Windows denilen birimler açmaları, kar payı esasına göre fon toplamaları, bu tür bankacılık modelinin global dünyaya örnek olduğunun bir göstergesidir.